Henry'nin Karıları Bölüm 2. Anne Boleyn, Henry'nin ikinci karısı ve en hırçını. Mendebur'un teki. Güzelliğine güzel, zeki olmasına zeki ama aşırı hırslı. Ben kralın gölgesinde yaşayacak kadın değilim diyecek kadar da pervasız. Öyle ki insanların arasında kocası, yani koskoca İngiltere kralı ile bağıra çağıra kavga etmekten çekinmeyen birisi. Kocası rezil mi olmuş, dillere mi düşmüş anlayacak kadar aklı yok. Kitaplarda hep bu kadın için zeki deniyor da bu nasıl bir zeka birisi bana anlatsın. Karakterinde var bir sertlik ki o sertlik damarı gen aktarımıyla kızına geçmiş. Kızı daha sonradan İngiltere tarihinin sorgusuz sualsiz en büyük hükümdarı olarak İngiltere'yi vasat bir Avrupa ülkesi olmaktan çıkarıp dünyanın zirvelerine taşıyacak. Anne Boleyn'in Henry ile olan evliliğinden önceki hayatı hakkında bilinenler pek az. Babası Thomas Boleyn, İngiltere'de bir yerlerin kontu ve aynı zamanda bir önceki kral 7. Henry'nin has adamlarından birisi. Dolayısıyla bu kızın hayatı saraylarda geçmiş, ortamları biliyor. Kralın kapatması veya metresi olursa ailecek abat olacaklarının da farkında. Güzel bir kadın olduğu söyleniyordu, herkesin güzel bulacağı bir kadın değildi. Demek ki kendine has bir güzelliği varmış. Becerikli, azimli ve rafine birisiymiş denilene göre. Babası Paris'te görevli bir diplomatken Anne Boleyn de Fransız saraylarında aristokratlar arasında vaktini geçirmiş. Fransız kültürüne vakıf birisi. İngiltere'ye dönünce de Henry'nin karısı Kraliçe Katerina'nın hizmetkarlarından birisi olmaya hak kazanmış. Artık Kraliçe'nin peşkircisi mi olacak, ibrikçisi mi olacak bilmiyorum. Ama bu şekilde saraya girdiği ilk günden itibaren Henry'nin dikkatini çekmiş. Denilene göre Henry onun için yanıp yakılıyormuş ve ne olur gel de sevgili olalım dedikçe Anne Boleyn ben metres olmam ya karın olurum ya da hiçbir şeyin karşılığını vermiş. Ancak kralı da hepten elinden kaçırmamak için göster ama elletme politikası izliyor bizim kurnaz kızımız. Tıpkı Türk filminde geçen şu replikteki gibi. Filmi hatırlayacaksınız kesinlikle. Bir kere de filmde kıparmış ona. Aa dünyada olmaz. Annen nikahından önce göster ama elletme dedi. Tabi o böyle yaptıkça Henry'nin aklı başından uçup gidiyor. Testosteronu kafasına vurmuş azgın teke Henry, sırf Anne Boleyn ile evlenebilmek için Katolik kilisesini terk etti, koskoca İngiltere'yi de peşinden sürükleyip kurduğu ve başına geçtiği Anglikan kilisesine bağladı. Böylece Anne Boleyn ile evlenmenin yolu açılmıştı artık. Ancak evlenmeden önce de birlikte yaşamaya başlamışlardı ve düğün günü Anne törene karnı burnunda katıldı. Ancak gel gör ki doğan bebek kızdı. Bebeğe Elizabeth ismini verdiler. Henry'nin başından aşağı kaynar sular döküldü. Gene mi kız oldu diye delirdi. Anne'nin kız bebek doğurması da suyunun ısınmasına yol açtı. Zaten ne halk ne de saray ahalisi Anne Boleyn'i seviyordu. Bir kere halk Henry'nin birinci karısı Katerina'yı çok seviyordu. Onların gözünde Katerina hala gerçek kraliçeydi. Katerina mazbut, alçak gönüllü ve hayırsever bir kadındı. Üstelik de dindardı. Anne Boleyn ise halkın gözünde Henry'yi baştan çıkaran haris, yırtıcı ve şeytani bir karakterdi. Üstelik de öylesine çok para harcıyordu ki halk vergi yükünün sorumlusu olarak kralı değil de Anne Boleyn'i görüyordu. Kadının en az 250 hizmetçisi, yardımcısı, nedimesi vardı. Sofrasında bir tek kuş sütü eksikti. Birkaç tane de sarayı vardı. Sarayları kocasından istemiş. Kocası da azgın teke olduğu dönemde al, bütün saraylar senin olsun tepe tepe kullan demiş. Kadının mücevherlerinin ve o son derece pahalı elbiselerinin haddi hesabı yok. Halk Anne Boleyn'den nefret etmesinde kimden etsin? Peki halk bu kadını sevmiyordu da saray ahalisi çok mu farklıydı? Mesela Henry'nin en etkili ve de en kurnaz bakanlarından birisi Thomas Cromwell. O da Anne Boleyn'i sevmiyor. Sebebi de şu aslında. Bu kadın siyasete karışıyor. Siyasete karıştıkça bakanların işlerine karışıyor. Sonra da onlarla ulu orta kavga ediyor. Mesela dayısı da bakanmış. Hem de koskoca Norfolk dükü bu adam. Gitmiş ona herkesin ortasında köpeğe bile yapılmayacak hakaretleri saymış dökmüş. Yapmayacaksın ona. Bulanık suda dalgıçlık olmaz boğulursun. Hele hele yüzmeyi bilmiyorsan hiç girme o sulara. Hem senin kocan hasta. Adam erkek çocuk istiyor. Sen hele kocana erkek çocuk doğur da bastığın zemin sağlam olsun. Sarayların pis kokulu dehlizlerinde, daha da pis, siyasi ayak oyunları hiç eksik olmaz. Bütün saraylarda bu böyledir. Hele hele Henry gibi saplantılı bir kralın sarayında ne yiyip ne içtiğini ağzından çıkana birkaç kere dikkat edeceksin. Ürkütmeyeceksin fincancı katırlarını, başına iş alırsın. Anne Boleyn'in babası Thomas, gün görmüş, öngörülü, tecrübeli bir devlet adamı. Kızını pek çok kez uyardı ama Anne babasını dinlemedi, eski hırgürüne devam etti.
Kız çocuğu Elizabeth doğduktan sonra Anne birkaç kere daha hamile kaldı ancak hepsi düşükle sonuçlandı. Hatta düşüklerden bir tanesi erkek bebekti. Bu kadının üzerindeki baskıyı daha da fazla arttırdı çünkü Henry'nin hayal kırıklığı çok daha fazlaydı. Ve bu hayal kırıklığıyla Henry'nin gözü Anne Boleyn'in nedimelerinden bir genç kıza kaydı. Bu kadın sonradan üçüncü karısı olacak olan Jane Seymour'dı. Anne'in erkek çocuk doğurmasından ümidini kesen Henry karısını bir manastıra veya saraydan uzağa taşrada bir yerlere göndermeyi ve Jane Seymour ile evlenmeyi kafasına koydu. Ancak Anne Boleyn koyun gibi boyun eğmek yerine mücadele etmeyi seçti. Ve bu mücadele çok çirkin bir hal alınca Henry'nin sabrı taştı. Birinci karısı Katerina'dan kurtulmak için yıllarca beklemişti. O zamanlar Katolik Kilisesi Henry'nin elini kolunu bağlıyordu. Ama şimdi yani 1536 yılı itibariyle elini kolunu bağlayan bir Katolik Kilisesi yoktu. Boşanma izni için yalvaracağı bir papalık makamı da yoktu artık çünkü kilisenin başı kendisiydi. Kilise kendisiydi. Nihayet 1536 yılının ilkbaharında Henry uğruna din değiştirdiği karısı Anne Boleyn'i tutuklattı. Hemen bir mahkemeye çıkarıldı. Suçlamaları ise şunlar: zina, ensest ve ihanet. Etrafındaki bütün dostları, arkadaşları, destekçileri, iyi günlerde onu öve ve göğe çıkaramayanlar, yağlı kazığı görünce kaçıştılar, dağıldılar, hatta ihanet ettiler. Pek çok iyi gün dostu mahkemeye koştu, yalancı tanıklık yaptı. Bire bin kattılar, kadını yerin dibine soktular. Demek ki neymiş? İyi günde yüzüne gülene kanmayacakmışsın. Şu kadar dostum, bu kadar destekçim var demeyecekmişsin. Henry'nin Anne Boleyn ile evliliği siyasiydi. Adam erkek çocuk istiyordu çünkü tahta kendi yerine oğlunun geçmesini istiyor. Boşanması da siyasiydi. Dolayısıyla mahkemesi de siyasiydi. Asla unutmayın, siyasi suçun cezası da siyasi olur. Devleti ele geçirmiş, Ali Kıran baş kesen bir dünya lideri varsa mahkemelerde, hakimlerde, savcılarda siyasetin köpekliğini yapar. Kadim kural budur. Hatta öyle ki Anne Boleyn'in mahkeme jürisinde babası da vardı ve kızının suçlu olduğuna dair el kaldırdı bu adam. Bizim saplantılı kralımız Henry, Anne Boleyn'den kurtulma işini Thomas Cromwell'a vermişti. Bu işi hallet, bu kadını da def et dedi. Thomas Cromwell denilen adam hayata en alttan başlamış bir adamdı. Bir meyhanecinin oğluydu ve en tepeye çıkmıştı. Bu yükselmesi de canım cicim ile değil, siyasetin ihanet ve gaddarlık çemberinde gerçekleşti. Anne Boleyn'i acıyacaktı adam. Gitti Anne Boleyn'in sıkı fıkı olduğu insanlar buldu, yakalattı, tutuklattı, işkence ettirdi ve ağızlarından itirafnameler aldı. Mahkemede Anne Boleyn'in aleyhinde ne söyleyeceklerini de tembih ettirdi. Mahkeme heyetini, jüriyi ayarladı, perde gerisinde hepsini yağlı kazıkla korkuttu. Gerçi birkaç yıl sonra bu Thomas Cromwell da kelleyi cilladın kör baltasının altına uzattı. Henry'nin ona ihtiyacı kalmamıştı artık. Bir lığım temizlikçisine insanlar ne kadar hürmet ederse, bizim kralımız Henry de Thomas'a o kadar hürmet ediyordu. Yani etmiyordu. Thomas Cromwell'ın neden kelleyi kaybettiğini, Henry'nin 4. evliliğine geldiğimizi göreceksiniz ve kral, hükümdar, padişah kisvesi giymiş de olsa bir diktatörün ne kadar çabuk ve de basit sebeplerle adam harcadığına şaşıracaksınız. Ve bizim gaddar Henry tabii ki biliyordu Anne Boleyn'in kendisine ihanet etmediğini ve kendisini öldürmeye çalışmadığını. Ancak umursamadı bile. Sadece artık o kadına ihtiyacı yoktu. Edebiyle susup otursaydı hiçbir sorun olmayacaktı. Ancak Anne ona, yani beyefendiye meydan okumuştu. O zaman da beyefendi onu öyle bırakmayacaktı, bedelini ödetecekti. Mahkeme heyetinin başı şu resimde gördüğünüz adam. Bu adam Anne Boleyn'in dayısı, Norfolk dükü Thomas Howard. Ve bu Thomas Howard, Anne Boleyn'in yakılarak idam edilmesine hükmetti. Çünkü zina yapan kraliçenin cezası oydu. Ancak Henry, kellesi vurulsun dedi. Kadın Mayıs 1536'da bir Mavna üzerinde bizdeki Yedik Kule zindanlarına benzer bir işlevi olan Londra Kulesi'ne getirildi. Hainler kapısından geçirildi ve bir müddet sonra Henry'nin bulup getirdiği işinin ustası bir Fransız cellat tarafından kellesi uçuruldu. Öldüğünde 35 yaşındaydı.